Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bugün konuşmamın hemen başında çok değerli öğretmenlerimize özel bir parantez açmayı vazife olarak telakki ediyorum. Bildiğiniz gibi yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü. Partimizin genişletilmiş il başkanları toplantısında hepimizin çok şey borçlu olduğu öğretmenlerimize ben bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Özellikle Van depreminde kaybettiğimiz 75 öğretmenimizi, eğitim şehitlerimizi 24 Kasım Öğretmenler Günü arefesinde bir kez daha rahmetle, saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Allah rahmet etsin. Van depreminde vefat eden öğretmenlerimizin tüm öğrencilerine, yakınlarına, sevdiklerine ve eğitim camiamıza da buradan başsağlığı mesajlarımı tekraren iletiyorum. Esasen şair Ceyhun Atuf Kansu'nun öğretmenlere yazdığı şu dizelerinin ben Van'daki öğretmenlerimize adeta hitap ettiğini düşünüyor ve o dizeleri burada hatırlatmak istiyorum. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Okulun duvarı çöktü, altında kaldım. Ama ben dünya üstündeyim, toprakta. Yaz, kış bir şey söyleyen sonsuz toprakta. Çile çektim, yalnız kaldım ama yaşadım. Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir. Şimdi sustum, örtün beni, yatırın buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya. Evet, Vanlı öğrencilerin öğretmenlerini unutmayacaklarına ve mezarlarına kardelenler taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Ülkemizin tüm öğretmenlerinin, eğitim camiamızın 24 Kasım'ı Van'daki öğretmenlerimizin acısı ve hüznü içinde kutlayacaklarını biliyor ve meslektaşlarından dualarını esirgememelerini temenni ediyorum. Bu vesileyle Van'da kaybettiğimiz öğretmenlerimizin yakınlarıyla ilgili gerçekleştirdiğimiz düzenlemeyi burada bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Şu andaki mevcut kanun ölüm ve malullük aylığı bağlanabilmesi için 5 yıllık hizmet süresi öngörüyordu. Biz hazırladığımız bir tasarıyla Van depremzedeleri için bu 5 yıllık süreyi 30 güne çektik. Böylece 30 gün sigortalı çalışmış ve hayatını kaybetmiş kardeşlerimizin yakınlarına ölüm aylığı, malul kalanlara da malullük aylığı bağlayacağız. Eğer mevcut kanun uygulansaydı, hayatını kaybeden 74 öğretmenimizden sadece 4 tanesi veya 4'ünün yakınlarına aylık bağlanabilecekti. Şu anda ise 30 gün sigortalı çalışmış tüm öğretmenlerimizin yakınlarına aylık bağlanabilecek. Yine Van'la ilgili önemli bir detayı da hatırlatmak durumundayım. Van'da eğitimin aksamaması için 2 Kasım'da bildiğiniz gibi 800 öğretmenin atamasını yaptık. İhtiyaç hasıl oldukça da Van'ı eğitim noktasında desteklemeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, yine bu vesileyle Türkiye geneline ilişkin bazı verileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. 2003 yılından bugüne kadar toplamda 300.924 öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Bizden önceki süreçlere baktığımızda böyle bir atama söz konusu değil.
2002-2003 eğitim öğretim yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı biz göreve geldiğimizde 28 kişiydi. Şu anda bu 21'e düşmüştür. Bu da yine aldığımız mesafeyi göstermesi bakımından önem arz ediyor. Yeni başlayan bir öğretmenin maaşı biz göreve geldiğimizde 470 liraydı. Bugün itibariyle yeni başlayan bir öğretmenin maaşı 1593 lira. Ek ders ücretini de 165 liradan 457 liraya yükselttik. Ek ders ücretiyle birlikte yeni başlayan öğretmen maaşını 9 yıllık süreçte tam %223 oranında artırdık. Dolar bazında hesapladığınızda, bu rakamı da vereyim, bu da önemli. 2002'de yani biz göreve geldiğimizde artı ek ders ücretiyle yeni başlayan bir öğretmenin maaşı 387 dolarken bugün 1249 dolara tekabül ediyor. Ayrıca öğretmenlerimizin hazırlık ödeneklerini de 175 liradan 570 liraya yükselttik. Öğretmenlerimizin maaşlarıyla birlikte özlük hakları, barınma ihtiyaçları gibi sorunlara da el attık ve köklü çözümler ürettik. Böyle kutsal ve özveri isteyen bir meslek grubu için ne yapılsa az olduğunu biliyoruz. Ancak eğitim AK Parti hükümetlerinin her zaman önceliği olmuş ve bütçeden en büyük ödenek eğitime ayrılmıştır. 2012 bütçesinde de eğitimi yine ülkemizin en büyük meselesi olarak görmeye devam edecek, öğretmenlerimizin imkanlarını daha yüksek standartlara kavuşturacağız. Bir kez daha 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tüm öğretmenlerimiz için kutlu olmasını diliyor. Ülkemin tüm öğrencileri adına öğretmenlerimizin ellerinden hürmetle öpüyorum. Değerli arkadaşlarım, dün grup toplantımız vesilesiyle bölgemizdeki bazı meseleler hakkında görüşlerimi ifade etmiştim. Dost ve kardeş Mısır'daki son gelişmeleri de Türkiye olarak çok yakından takip ediyoruz. Mısır'da Başbakan İsam Şerif başkanlığındaki kabinenin istifasını sunmasının ardından Tahrir Meydanı yeniden gösterilere sahne oluyor. Ne yazık ki gösterilerde hayatını kaybeden, yaralanan kardeşlerimiz oldu. Mısır'daki Yüksek Askeri Konsey'in insan hakları noktasında beklentileri bir an önce karşılaması en büyük arzumuz. Konsey'in parlamento seçimlerinin süratle ve belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirileceğini duyurmasını önemli ve anlamlı bir adım olarak görüyoruz. Mısır parlamento seçimlerini de ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerini de en kısa süre içinde yapabilecek güce, birikime ve imkana sahiptir. Mısır'da demokratik parlamenter sistemin daha fazla gecikmeden yerleşmesini, kurumsallaşmasını en az Mısırlı kardeşlerimiz kadar istiyoruz. Hamdolsun Tunus bu sorunu çözdü. Şu anda başbakanını belirledi, parlamento öyle ve cumhurbaşkanı ile ilgili de ilkeler belirlendi ve şu anda süratle hükümet inşallah kuruluyor. Biz Mısır'dan artık olumsuz haberler almak, olumsuz haberler duymak istemiyoruz. Umuyorum ki Tahrir Meydanı'nda daha fazla kan akmadan, daha fazla can kaybı olmadan Mısır sükunete ulaşır ve uzlaşma içinde geleceğini şekillendirmeye başlar. Değerli yol arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkemizi, milletimizi ilgilendiren, aciliyet arz eden konularda çalışmalarını çok yoğun
bir şekilde sürdürüyor. Ve sorunlara çare üretmek için özverili şekilde yasama faaliyetlerini yapıyor. 2012 bütçesine ilişkin çalışmalar, paralel olarak anayasa çalışmaları, diğer yasama faaliyetleri belli bir rutin çerçevesinde devam ediyor. Tabii bu yoğun tempo içinde muhalefetin de her türlü engelleme ve yavaşlatma girişimleriyle mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Muhalefet sorun çözmek gibi bir hedef gözetmiyor. Tam tersine muhalefet bütün enerjisini işleri yavaşlatmaya, yasaların çıkmasını engellemeye, bu yolla hükümetin hızını kesmeye hasretmiş durumda. Bunların yanında bir de genç sorular yoluyla meclis ve genel kurul meşgul ediliyor. Muhalefet genç soruyu artık bir sorgulama, bilgilendirme ve bilgi alma metodu olmaktan çıkardı. Meclisi ve milletvekillerini oyalamanın bir aracı olarak sıkça kullanmaya başladı. Daha önce de ifade ettim. Genç soru mekanizması bu muhalefet tarafından adeta sulandırıldı. Artık ülkemizde genç sorunun bir ciddiyeti kalmadı. Tamamen sulandırıldı. Bu da zaten bu muhalefete gerçekten yakıştığını öğrendik. Demek ki bu muhalefete böyle bir genç soru anlayışı yakışıyor. Değerli arkadaşlarım, tek bir gaye var. O da meclis çalışmalarının yavaşlatılması. Bunların iş yapma diye bir şey, bir dertleri yok. Yasama görevini yapsın diye bir dertleri yok. Tabii bütün bunlara rağmen biz sabırla, sağduyuyla bunların hepsine gereken cevabı verecek ama aynı zamanda muhalefetin bu art niyetli çabalarını da milletimizle yakinen paylaşacağız. İşte onun için ben sürekli teşkilatımızı daha yoğun bir çalışma içinde görmek istiyorum. Onun için milletvekillerimizi her hafta illerinde görmek istiyorum. Onun için belediye başkanı arkadaşlarımı, belediye meclis üyesi arkadaşlarımı, il genel meclis üyesi arkadaşlarımı ve ta sandık müşahitlerine varıncaya kadar tüm teşkilat yapısı içerisindeki kardeşlerimi arazide çok daha yoğun çalışmaya davet ediyorum. Kadın kollarımızı, gençlik kollarımızı çok daha yoğun çalışmaya davet ediyorum. Çünkü bunların halkımıza anlatılması lazım. Anlatılması lazım. Ruh ve ruh, göz göze, yüz yüze anlatılması lazım. Ki bunlar anlatılsın ve halkımız gerçekleri çok daha yakından görsün, bilsin, anlasın. Şimdi burada şu hususa özellikle değinmek istiyorum. Ben bu kürsüden olsun, diğer platformlardan olsun, her fırsatta yapıcı eleştiriden çekinmediğimizi, her türlü yapıcı eleştiri ve öneriyi dikkate alarak politika ürettiğimizi, üreteceğimizi defalarca ifade ettim. 12 Haziran seçimlerinin hemen ardından yine bu salonda, yine bir genişletilmiş il başkanları toplantısında kibrin, gururun, büyüklenmenin, tepeden bakmanın bizim nefsimizde ve bizim partimizde kendisine yer bulamayacağını belirttim. Bakın biz başarılı bir parti, başarılı bir siyasi hareketiz. Biz bir sokak hareketi değiliz. Biz ne yapılması gerekiyorsa bunun yerinin demokrasilerde parlamento olduğunu bilerek bu yola çıktık. Ve halkımızın nabzını dinleyerek bu yola çıktık. Ve halkımız bize parlamentoda ilk adımı attığımızda 14 ay sonra görevi verdi ve biz iktidar olduk. Bu diğer partiler için de olabilirdi. Ama onlar halkın nabzıyla uyumlu bir süreci başlatamadılar. Onlar halkın nabzıyla değil, belli ideolojik yaklaşımlarla böyle bir şeyi yakalamak istediler. Onun için de halkım, dikkat edin, bunlara böyle bir prim vermiyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi.
tek partili dönemi koyun bir kenara, ondan sonra bunlara benim halkım hiçbir zaman tek parti iktidarı verdi mi? Vermedi. Niye vermedi? Çünkü halkımın değer yargılarıyla bunların değer yargıları uymuyor. Uyuşmuyor. Şimdi çıkmış diyor ki ben başbakan olacağım. Daha çok beklersin. Daha çok beklersin. İcraatlarımızla başarılı bir iktidar olduk. Politikalarımızla başarılıyız. Ürettiğimiz çözümlerle, ürettiğimiz hizmet ve eserlerle başarılıyız. Biz başarısını kendi kendine ölçen, kendi kendine değerlendiren bir parti de değiliz. Başarımızı ya da başarısızlığımızı milletin aynasında değerlendiriyor, milletin önüne konulan sandıktan çıkan sonuca göre muhasebemizi yapıyoruz. Ve bu 9 yıl içinde bunu hep böyle yaptık. Bizim için başarının ölçütü, kriteri milletimizin bize verdiği nottur. Nitekim bu aziz millet 3 Kasım 2002'den bugüne kadar 5 seçimde bize notunu vermiş. Bizimle ilgili takdir yetkisini kullanmış ve bizi hep birinci parti olarak sandıktan çıkartarak bu makamları bize emanet etmiştir. Bu aziz millet bizim icraatlarımızı, politikalarımızı, hizmetlerimizi onayladığı için oyumuzu artırarak 3 dönem üst üste bizi iktidara taşımıştır. Değerli arkadaşlarım, bunun için muhalefet şöyle demiş, böyle demiş, bunlara hiç kafa yormayın. Söylediklerinden alınacak şeyler varsa alalım. Ama yoksa her zaman da cevap vermeye gerek yok. Biz işimize bakalım. Çünkü bizim daha yapacak çok işimiz var. Ve bunların dilinden çıkan ifadelere aynı dille cevap da vermeyelim. Ve zaman zaman affınıza sığınıyorum. Adeta ağızlarından salyalar akıyor. Bizim edebimizde, terbiyemizde, yetişme tarzımızda bunların hiçbiri yok. İşte ana muhalefetin başkanının son dönemde işte dün yaptığı konuşmalarda hiç bir sokaktan geçen rastgele hiç yetişmemiş, adeta mürekkep yalamamış bir tip. Ve konuşmalar böyle. Ama ben bugün ona aynı dille cevap vermem, vermeyeceğim. Çünkü onun seviyesine inemem. Milletimin bize takdir ettiği bir seviye var, biz orada kalacağız. Değerli arkadaşlarım, ben bu salonda sizlere tarihin en büyük medeniyetlerinden birini inşa etmiş Endülüs'ten örnek verdim. Granada'da Elhamra Sarayı'nın duvarlarına yazılmış bir sözü ben burada sizlere özellikle hatırlattım. Bugün bir daha hatırlatacağım. Ve la galibe illallah. Allah'tan başka galip, zafer sahibi yoktur. Bunu niçin acaba o dönemin Müslümanları Elhamra Sarayı'nın, dikkat edin, sarayın duvarlarına bir nakış gibi işlemişler? Ha, oradaki sultanlar, oradaki liderler devamlı onu okusunlar ve kendilerine çeki düzen versinler diye. Bu mütevazi olmanın aslında adeta küçülmenin bir ifadesidir. Ama küçülürken büyümek, işte mesele bu. Yavuz'u büyük kılan neydi?
İşte her sabah sarayın kapısında o sarı altın verdiği o gencin ona söylediğiydi. Neydi? Gururlanma padişahım, senden büyük Allah var. O da böyle küçülürken büyüdü. Mesele bu. Ama şimdi bunu söyleyenler maalesef yok gibi. Ama eğer biz tarihimizdeki bu incelikleri şöyle gözümüzün önüne getirirsek, gönül dünyamızda, ruh dünyamızda bunları hatırlayacak olursak, inanıyorum ki çalışmamıza vereceğimiz yön, hız, işte bundan esinlenerek bizi çok daha güçlü kılacaktır. Biz yürekten inanmış, bu sözü kendisine rehber edinmiş ve bu sözün inşa ettiği medeniyetin ışığında yürüyen bir hareketiz. Olaya böyle bakıyoruz. Bizim medeniyetimiz öyle 20 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık köksüz bir medeniyet değildir. Bizim medeniyetimiz binlerce yıla sari, köklü, kadim ve zengin bir medeniyettir. Bizimle ilgili olarak daha ilk iktidar döneminde farklı senaryolar çizenler vardı. Hatırlayın. Bunlar iktidar partisi. Bunlar yıpranır. Öyle diyorlardı. 2007 seçimlerinde başarı sağlayamaz diyorlardı. Çok yıprandılar diyorlardı. Oysa bilmedikleri bir şey vardı. Yola çıkarken öyle diyorduk. Tıpkı o garip Veysel gibi. Ne diyorduk biz? Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Bunu her yerde söyledik mi? Bütün meydanlarda bunu söyledik mi? Söyledik. Ve biz uzun bir yola hüküm giymiş bir hareketin mensupları olarak girdik ve hamdolsun bugüne geldik. 2007 seçimlerinin sonuçlarından hayal kırıklığına uğrayanlar bu sefer de ikinci iktidar dönemimizde korku senaryoları üretmeye başladılar. Yorgun düşerler dediler. Yozlaşma, yolsuzluk iddiaları ortaya attılar. Yıprandı dediler. Ama 2011 seçimlerinde oy patlaması yaparak Türkiye'deki her iki seçmenden birinin oyunu alarak çok daha güçlü bir şekilde iktidara geldik. Şimdi aynı türküler yeniden söyleniyor. Dur bakalım. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, şurada da 6 ay oldu ya. Dur millet. Bak test etti. Değerlendirmelerini yaptı. Biraz sabırlı olun. Şimdi de gene yaygaralar başladı. Aynı şekilde iftiralar devam ediyor. Bütün bu iftiralara rağmen her türlü belgesel cevaplar verildiği halde bunlar anlamıyor. 9 yıldır ısıtılıp önümüze sürülen temcit pilavı bugün bir kez daha ısıtılıyor. Değerli kardeşlerim. Bozuk plak nasıl hep aynı yerde takılıp kalırsa bazıları da adeta bozuk plak gibi o bildik söylemleri peş peşe tekrar ediyorlar. Biz nasıl bir sorumluluk üstlendiğimizin farkındayız dedim. Bizim üzerimizde bu aziz milletin bir emaneti var. Bizim üzerimizde yetimlerin, öksüzlerin, yoksulların, yolda kalmışların, gariplerin emaneti var. Biz 5 yılın, 10 yılın birikimi üzerine bina edilmiş değil, binlerce yıllık köklü bir medeniyetin, kültürün ve birikimin üzerine inşa edilmiş bir partiyiz. İşte böyle bir hareketiz. Yüzyıllar içinden süzülerek gelmiş,
Hazreti Mevlana'nın, Hazreti Yunus'un, Şeyh Edebali'nin, Ahmet Yesevi'nin, Hacı Bektaş Veli'nin ve daha nice gönül insanlarının rehberliğiyle yola çıkmış bir partiyiz. Bizden kibir bekleyenler, açık söylüyorum, boşuna beklerler. Biz kibirlenmeyiz. Biz böbürlenmeyiz. Biz hiç kimseye, ama hiç kimseye tepeden bakmayız. Ben şuna, değerli kardeşlerim, özellikle önem veriyorum. AK Parti'nin her bir yöneticisi, teşkilatımızda her kademedeki arkadaşlarım, bakanlarımız, milletvekillerimiz akşam başlarını yastığa koyduklarında günün muhasebesini yapıyor ve bu millet için ne ürettim diye kendisini hesaba çekiyor. Ben böyle inanıyorum, böyle anlıyorum. Bizim geçmişe döneceğimizden, bizim o eski köhne politikalara başvuracağımızdan, o karanlık dönemleri millete yaşatacağımızdan şüphe duyanlar gereksiz bir paranoyanın içinde olduklarını artık fark etsinler. Biz Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmış 79 yılda yapılanların üzerine 2 katını, 3 katını eklemiş bir partiyiz. Biz sadece yol yapmadık, okul açmadık, sadece hastaneler inşa etmedik. Biz sadece gönüller kazanmakla da kalmadık. Bu ülkenin siyasetine, bu ülkenin demokrasisine, milletin hak ve özgürlüklerine musallat olan her türlü bela karşısında biz 9 yıl boyunca dimdik durduk, sarsılmadan durduk. Nice dokunulmaz konu vardı. Biz hepsine dokunduk. Konuşulmayanların konuşulmasını sağladık. Yazılmayanların yazılmasını, sorgulanmayanların sorgulanmasını sağladık. Hiçbir şeyin üzerini örtmedik, örtmeyeceğiz. Ama bizim de bir yol haritamız var. Bu yol haritasını adeta nakış işler gibi işleyeceğiz. Herkes örtse bile, herkes kaçsa bile, geçmişte kaçtıkları gibi, biz AK Parti olarak yılmadan, yıkılmadan korkuların üzerine gittik. Hiçbir kazanımdan geriye dönüş asla olmayacak. Eskiye dönüş, eski politikalara dönüş asla olmayacak. Ülkemizi, milletimizi ulaştırdığımız seviyeden geriye gidişin karşısında ilk duracak olan biziz. İlk duracak olan AK Parti'dir. Bakın şunu da herkesin bilmesini istiyorum. Evet, az önce söyledim. Yapıcı eleştiriye, önerilere, projelere her zaman açığız. Ama bunun bir dayatma şeklinde, bir baskı, özellikle de bir kampanya şeklinde bize zorla empoze edilmesine asla müsamaha göstermeyiz. Zira bizim rehberimiz bizzat millettir. Biz her adımda, her politikada öncelikle millet ne der sorusunu kendimize sorarız. Son dönemde bazı yargı kararlarından, bazı operasyonlardan dolayı bizlere bel altından vurmaya çalışanlar nasıl bir kampanyanın sözcüleri olduklarının, neye hizmet ettiklerinin farkına varsınlar. Silivri'yi toplama kampı olarak gösteren Sayın Genel Başkan önce kendi partisinin geçmişine baksın. Geçmişinde bu milletin evlatlarının nasıl toplama kamplarında bir araya getirildiklerini bu millet çok iyi biliyor. Nasıl inim inim inletildiklerini bu millet çok iyi biliyor. Şimdi biraz sonra belgelerle göstereceğim. Bunları ben dedemden de babamdan da dinledim. Karadeniz'de bile bunları yaptılar. Adeta tavuk kümeslerinden asıl saklandıklarını anlattılar. Bunları hep biliyoruz. Bunları biz hep babamdan, dedemden, bunları ben de dinledim. Ki burada da belki aynen bunları dinleyen birçok kardeşim var. Devlete paralel yapılanmalara karşı verilen mücadeleyi
teröre karşı verilen mücadeleyi, milletin huzuru, istikrarı, kardeşliği ve dayanışması adına verilen bir mücadeleyi geriye dönüş ya da sivil dikte olarak adlandıranlar nasıl büyük bir yanılgının içinde olduklarını görsünler. KCK operasyonlarını değerli arkadaşlarım, bir başbakan olarak ben bugüne kadar aynen destekledim ve destekliyorum. Zira milli birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz için yapılan bu operasyonda işte bakın birçok şeyler dökülüyor artık meydana. Nelerin nereden nereye nasıl taşındığı bunların hepsi ortada. Adam kendisinin yapması gereken bir hukuk mücadelesini yürütmüyor. Bir örgüt elemanı olarak adeta çalışıp bir örgüt elemanı olarak bu ülkenin birliğini, beraberliğini bozmanın hep gayreti içerisinde olmuşlar. Ve buna illegal bir yapılanmaya, illegaliteye kalkıp da bir hukuk devletinin müsaade etmesi düşünülebilir mi? Onun için de yargı gereğini yapmaktadır. Yürütmede yargının verdiği bu talimatla gereğini yerine getirmektedir. Bütün bunların hepsi milletimizin huzuru içindir, milletimizin refahı içindir, birliğimiz, beraberliğimiz içindir. Şunu herkesin bilmesini isterim. 9 yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da hukuk dışılığın karşısına en önce çıkacak parti AK Parti'dir. 9 yıl boyunca olduğu gibi bugün de demokrasiyi en güçlü şekilde, en cesur şekilde savunacak kadro işte bu kadrodur. Ben beklerdim ki KCK operasyonlarıyla ilgili ana muhalefet de konuşsun, MHP de konuşsun. Onlar da bu konuda gerekli olan desteği versinler. Çünkü bu konuyla ilgili olarak bizim bütün güvenlik güçlerimiz, tabii ki onlar da manen bir destek bekliyorlar. Beklerdim ki medyada, yek vücud halinde bu konuda gereken desteği versin. Ama bazıları bakıyorsunuz hala farklı havada, farklı modlarda dolaşıyorlar. Varsın dolaşsınlar. Biz inandığımız yolda, inandığımız şekilde yürüyeceğiz. Bu parti, bu hükümet Ankara'nın etrafındaki o aşılmaz duvarları yıkmış, Ankara'yı ülkenin de dünyanın da en kolay ulaşılabilir şehri haline getirmiştir. Ankara ile milletin, Ankara ile Türkiye'nin, Ankara ile dünyanın arasında duvar örmek isteyenler de karşılarında aynı şekilde ilk önce AK Parti'yi bulurlar. Sevgili kardeşlerim, bakınız AK Parti olarak kurulduğumuz günden itibaren siyasi tabuların, tarihi tabuların, sorgulanamayan konuların üzerine büyük bir samimiyetle gittik. Hiçbir ismi, hiçbir korkuyu, tarihi hiçbir olayı, değerli kardeşlerim, bir istismar aracı, bir siyasi rant aracı olarak kullanmaya asla tenezzül etmedik, tevessül etmedik. Bu ülkenin büyümesinin, güçlenmesinin, dünyanın güçlü bir ülkesi olmasının önündeki en büyük engellerden biri geçmişiyle, tarihiyle, tabularıyla ve korkularıyla yüzleşememesidir. Faili meçhullerle yüzleşmeden demokrasinin inşa edilemeyeceğini biliyorduk. Ve faili meçhullerle yüzleştik, yüzleşmeye de devam ediyoruz. Siyasi vesayetle yüzleşmeden muasır medeniyetler seviyesine ulaşılamayacağını biliyorduk. Ve siyasi vesayetle yüzleştik, mücadele ettik, ediyoruz. Asimilasyonla, red ve inkar politikalarıyla yüzleşmeden, söylenemeyenleri cesaretle ortaya koymadan Kürt meselesinin çözülemeyeceğini biliyorduk. Onun için bu ülkede red politikalarını biz çözdük. Biz ortadan kaldık.
İnkar politikalarını biz çözdük, biz ortadan kaldırdık. Asimilasyon politikalarında evelallah neredeyse sıfırlıyoruz. Çünkü bu iktidarın anlayışında ne red politikası vardır, ne inkar politikası vardır, ne de asimilasyon politikası vardır. Bunların hiçbiri yok. Biz her şeyle yüzleştik ve çözüm için cesur adımlar attık. Atmaya da devam ediyoruz. Şunu da özellikle ve tekraren vurguluyorum. Kendi tarihiyle, tarihinin karanlık noktalarıyla yüzleşemeyenler, yüzleşme cesaretini gösteremeyenler bir gelecek inşa edemez, hatta bir gelecek tasavvuru bile ortaya koyamazlar. Bilinçlerinin altını süpürmeyenler, prangalarından, ağırlıklarından kurtulmayanlar gelecek adına proje üretemez, söz söyleyemezler. Kendisini eleştirmeyenler, kendi öz eleştirisini yapamayanlar, kendi tarihini sorgulamayanlar başkalarını eleştiremez, başkalarını sorgulayamazlar. Şimdi bakın değerli kardeşlerim. 2009 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda demokratik açılım görüşmelerinde konuşan o zamanın CHP Genel Başkan Yardımcısı, bizim anneler ağlamasın diyerek başlattığımız milli birlik ve kardeşlik projemizi eleştirirken, Dersim isyanında analar ağlamadı mı diyerek adeta tarihi bir acının küllerini kaldırdı. Hatırlayın, isim vermeme gerek yok. Açıkçası yine o zamanın CHP'nin grup başkan vekili, kendisi de şimdi, daha şimdi Tuncelili, yani Dersimli olan, ama şimdi söylüyor, ben diyor Dersimliyim diyor. Ama o zaman söylemiyordu. Dersimli olmaktan da gurur duyarım diyordu. Ya bundan daha doğal, daha tabii ne olur? Ekstra bir şey söylemiyorsun. Sayın Kılıçdaroğlu önce bu acı sözler karşısında sessiz kaldı. Ardından tepkiler büyüyünce gereğini yapsın dedi. Ardından üçüncü bir çark daha yaparak Dersim isyanında analar ağlamadı mı diyen arkadaşına sahip çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu sen busun. Onun için sana çarkçı Kemal diyorlar. Bundan dolayı. Bak ben demiyorum. Millet diyor. Niye? Çünkü gece başkasın, sabah başka. Sabah başka, akşam başka. Çünkü kılavuzlarını iyi seçemedin. Onun için de çok bol kılavuz değiştiriyorsun. Değerli arkadaşlarım, öncelikle şunu burada altını çizerek ifade ediyorum. Bizim Dersim'le, Dersim katliamıyla olan ilgimiz yeni, güncel ve siyasi polemiğe, Dersim üzerinden siyasete yönelik bir ilgi asla ve asla değildir. Bakın, öyle kitaplar vardır ki hayatınızı değiştirir. Hayatınızı şekillendirir. Öyle kitaplar vardır ki okuduğunuz bir satır nefes alıp verdiğiniz sürece hafızanızdan çıkmaz. Size burada şu anda öyle bir kitap göstermek istiyorum. Necip Fazıl Kısaküre'nin rahmetli Son Devrin Din Mazlumları. Adına dikkat edin. Son Devrin Din Mazlumları. İlk baskısı 1969 yılında yapılan bu kitap, yakın tarihimizde yaşanan baskı ve zulmü anlatıyor. Yakın tarihimizin karanlık sayfalarına adeta bir kapı aralıyor. Resmi tarihin anlattıklarıyla yetinmeyen bir nesil, bu kitabı okuyarak o güne kadar hiç duymadığı, işitmediği, kendisine öğretilmeyen, anlatılmayan birçok meseleyi öğrenme fırsatını buldu. O nedenledir ki bu kitap zaman zaman değerli arkadaşlarım yasaklandı. Toplatıldı. Gençlikten uzak tutulmak istendi. Kimler tarafından biliyor musunuz? CHP ortak yönetimleri tarafından. Ağırlıklı olarak.
İşte benim de, benim neslimin de kulaktan dolma anlatılanların ötesinde Dersim'le derli toplu ilk tanışmamız bu eserle olmuştur. Kimsenin konuşmadığı, konuşmaya cesaret dahi edemediği Dersim meselesi merhum Üstad Necip Fazıl'ın kalemiyle bir nesle en doğru şekilde anlatılmıştır. Üstad, dikkat edin, Alevi dememiştir. Bakın burası çok önemli. Sayın Kılıçdaroğlu, sen niye demiyorsun? De, konuş, söyle. Dersimli olduğunu söylüyorsun, güzel. Geçen işte milletvekili arkadaşım Sayın Metiner sizin aşiretinizden bahsetti. Söyle, niye söylemiyorsun? Bunlardan gocunma, anlat. Bakın burada üstad Kürt dememiştir. Ermeni dememiştir. Necip Fazıl Dersim'i ve Dersimlileri din mazlumları sınıfına alarak onlara sadece insan gözlüğüyle bakarak insani bir trajediyi bizlere aktarmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, bak ben bunu konuşuyorum. Ama sen beni gelip Ermeni diasporasıyla aynı yere oturtmaya kalkıyorsun. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ı Ermeni diasporasıyla aynı yere oturtacak olanın alnını karışlarım ben. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin. Bizim Dersim'le tanışmamız, Dersim'i dert edinmemiz dünün veya bugünün konusu asla değildir. Biz öyle birileri gibi işine geleni ayyuka çıkaran, işine gelmeyen karşısında da susan, üzerini örtenlerden asla olmadık ve olmayız. Bu ülkenin yakın tarihine, yakın tarihindeki meselelere tam bir samimiyet içinde yaklaşıyoruz ve her şeyin, ama her şeyin aydınlatılması için samimiyetle mücadele veriyoruz. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim. Dersim'e yapılan operasyonlar bir isyanın bastırılması olarak zihinlerde ve vicdanlarda meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bunu iddia edenlere karşı söyleyecek çok söz var. Ama ilk mecliste Dersim mebusu olarak bizzat Atatürk tarafından davet edilen Diyap Ağa'dan hiç kimse bahsetmiyor. Dersim operasyonları sonucunda tutuklanan ve asılan Seyit Rıza'nın 1915 olayları sırasında işgalci ordulara karşı savaştığından dönemin valisi tarafından da din ve namusuyla bize hizmet etti diyerek şereflendirildiğinden kimse bahsetmiyor. Bakın din ve namusu için dikkat edin. Bunun altı çok önemli. Dersim'de adım adım çerçevesi çizilmiş, bahaneleri hazırlanmış bir operasyon var. Çeşitli tarihlerde Dersim raporları hazırlanıyor. Bakın şu rapor, değerli kardeşlerim, sadece 100 adet bastırılarak gizli ve zata mahsus olarak bu notla belli yerlere gönderilmiş bir rapordur. 100 tane. Sayın Kılıçdaroğlu belge, arşiv, bilmem ne filan bunlardan bahsediyor. Bakınız. Başbakanlığın arşivi açıktır. Sayın Kılıçdaroğlu, görmek istiyorsan, inceleme yapmak istiyorsan buyurursun, görürsün, incelersin. Oranın ilkeleri neyse o şartlar içerisinde de bu konudaki bilgisizliğini giderirsin. Şimdi ne var bu raporda? Sadece birkaç cümleyi size aktarıyorum. Sayfa 199.
1926 yılında Mülkiye müfettişi Hamdi Bey'in raporuna atıf yapılıyor ve deniliyor ki Dersim hükümeti cumhuriye için bir çıbandır. Tarihi filan gördük. Bu çıban üzerinde katı bir ameliye yapmak ve ihtimalatı elimeyi önlemek selameti memleket namına farz-ı ayındır diyor. Hükmü görüyor musunuz? Farz-ı ayın. Bu kadar bu işi önemsiyorlar. Adeta yani bugünün ifadesiyle olmazsa olmaz. Bu anlama geliyor. Ve değerli kardeşlerim, 201. sayfasında şu ifade var. Dersim Türkiye için cehalet, maişet darlığı, dahili ve harici tesvilat ve Kürtlük temayülatı ile bulaşmış tehlikeli bir çıbandır. Kat'i bir ameliyeye, kesin bir ameliyeye işleme tabi tutulması lazımdır. Bunun için evvela silah toplamak, badehu ardından ıslahat yapmak icap eder. Bu rapor eski raporları hatırlattıktan sonra kendi çözüm önerilerini ortaya koyuyor. Nerede? 237 ve 246 arasında Dersim'e yapılacak harekatın ayrıntıları, göç ettirilecek aşiretlerin listesi, bunların ne yöntemle yapılacağı anlatılıyor. Tabii ben bu raporu sizlere böyle açıp gösterecek değilim çünkü hepsi buradan okuyacak halinizde olmadığı için çıkardığım özetten okuyorum. Belge 1. Yine 1935 yılında bir kanun çıkarılıyor. Kanunun adı Tunceli Vilayeti'nin idaresi hakkında kanun. Tabii Tunceli dediğimiz zaman o zaman sadece Tunceli'yi kapsamıyor. Çevrede bugün il durumunda olanları da kapsıyor. Böyle bir durumu var. Kanunun ilk maddesinde şu belirtiliyor. Madde 1. Tunceli vilayetine ordu ile irtibatı baki kalmak ve rütbesinin salahiyetini haiz bulunmak üzere değerli kardeşlerim kor komutan rütbesinde bir zat vali ve kumandan olarak seçilir diyor. Üst derecede. Sonra bu vali ve kumandana yasada çok enteresan haklar tanınıyor. Mesela vali ve kumandan gerek görürse aileleri bir yerden bir yere göç ettirebilir. Mesela idam hükümlerinin vali ve kumandan tarafından teciline lüzum görülmezse hemen infaz yapılır. Sayın Kılıçdaroğlu, haberin var mı bunlardan? Vardır da söylemiyorsun. Mesela ceza mahkemelerinde verilen kararların temyizine gerek yoktur. Aynen bu. İşte bu kanunun ardından hazırlıklar yapılıyor. Bakın tarih veriyorum 1937, 1938 ve 1939 yıllarında Dersim'de maalesef büyük bir dram yaşanıyor. Havadan, karadan, toplarla hatta gaz bombalarıyla Dersim'de hareket eden her şey çocuklar, kadınlar katlediliyor. Dersim olayları sırasında orada asker olan, şimdi size bir isim veriyorum, Muhsin Batur. Muhsin Batur'un kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Aynı zamanda CHP'nin evet. Yani o dönemde biliyorsunuz başka partiler yok. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kendi geçmişini güya bunlardan kurtaracak. Onun için bana fatura kesmek istiyor. Başbakan özür dilesin diyor.
Ya bir defa bütün bu işlerin banisi her şeyi sizsiniz. Yani bizim devlet olarak özür dilememize mani bir şey yok ama bu işin iradesini kullanan sizsiniz, siz. Sizin zihniyetiniz, CHP zihniyeti. Buna eski defterleri karıştırmak denmez. Eğer eski defterleri karıştırmaya muhtaç olan birisi varsa o da sizsiniz. Çünkü sen ne diyorsun? Ben yeni CHP'yim diyorsun. Madem yeni CHP'sin onu eleştir. Gene eleştiremiyorsun. Daha geçenlerde anma törenleri yaptın. Ve bütün şimdi biraz sonra gelecek belgeler, bu belgelerin altında imzası olan zat için imza törenleri, anma törenleri yaptın. Dersim olayları sırasında orada asker olan Muhsin Batur anılarında aynen şu ifadeyi kullanıyor. Günlerden bir gün emir geldi. Tren yoluyla Elazığ'a vardık. Elazığ'da Tunceli içerisinde o zaman. Erzincan hakeza öyle. Bingöl öyle. Oradan da ilk durak Pertek olmak üzere harekete geçtik. İki aya yakın Dersim'de görev yaptım. Okuyucularımdan özür diliyorum. Ve yaşantımın bu bölümünü anlatmaktan kaçınıyorum diyor. Üstad Necip Fazıl Dersim'deki facianın burada var. Tarihte bir benzerinin olmadığını ifade ediyor. Babalarını arayan ve yanına gitmek istediklerini söyleyen iki masum çocuk Hozat Kaymakamı tarafından süngületilerek babalarının yanına gönderiliyor. Kendisinin öğretmen ve köy halkıyla alakasız bir şahıs olduğunu iddia ederek alevler içinden fırlamak isteyen bir genç kalasla alevlerin içine itiliyor ve karşısında da sigara içiliyor. İktidar, CHP iktidarı. Zihniyet, CHP zihniyeti. Bir köy halkı önce kurşunlanıyor, daha sonra buğday sapları üzerinde yakılıyor. Üstad faciayı şu satırlarla anlatıyor. Mazgirt Tersemek nahiyesinin halkı doğranmakta. Merhamet sahiplerinden biri 1 ile 10 yaş arasında 20 kadar çocuğu alıp bir derenin kenarında saklamak istiyor. Orada saklıyor. Fakat bu vaziyeti de haber alıyorlar. Çocukların öldürülmeleri emri veriliyor. Fakat bu emri yerine getirebilecek kimse bulunamıyor. En katı yürekliler bile böyle müdafaasız masumlara silah kullanamayacaklarını söylemeye mecbur kalıyorlar. Nihayet kara suratlı bir adam bulunuyor ve bir dere içinde titreşe titreşe bekleyen 20 masumun işi bitiriliyor. Murat suyunun kandan kıpkızıl aktığını görenler olmuştur. Dersim vakasının en büyük mazlumlarından Seyit Rıza'nın hikayesi ise ayrıca yürek burkucu. Yani bunları anlatıyorum. Bunlar mı sana sıkıntı veriyor Kılıçdaroğlu? Veya senin zihniyetine, senin anlayışına, senin inancına bunlar mı ters düşüyor? Dönemin Malatya Emniyet Müdürü İhsan Sabri Çağlayangil bir röportajda bunu şöyle anlatıyor. Son sözünü sorduk. 40 dram var. Oğluma verirsiniz dedi Seyit Rıza. Bu sırada çok enteresan. Fındık Hafız asılıyordu. Asarken iki kez ip koptu. Seyit Rıza görmesin diye ben arabanın önünü kapattım diyor. Fındık Hafız'ın idamı bitti. Seyit Rıza'yı meydana çıkardık. Soğuktu. Ve etrafta kimseler yoktu. Ama Seyit Rıza meydan insan doluymuş gibi sessizliğe ve boşluğa hitap etti. Bu da çok önemli. Evladı Kerbelay, bir Hatay,
Yani Kerbela'nın çocuklarıyız. Biz hatasızız. Bir hata ayıptır, zulümdür, cinayettir diyor. Evet değerli arkadaşlarım, sayısı bugün dahi bilinmeyen, tahmin edilen binlerce insan, kadın ve çocuk katlediliyor. Yuvalar yıkılıyor. Binlerce insan batıya göç ettiriliyor. Binlerce kız çocuğu evlatlık veriliyor. Bu birinci belge. Rahatsız mı oldun Kılıçdaroğlu? Ama ben Kılıçdaroğlu'na inanan o CHP'li temiz saf kardeşlerime de bunu hatırlatmak istiyorum. Siz de lütfen bunu düşünün. Çünkü o dönem CHP'nin tek başına iktidar dönemidir. CHP'nin geçmişinde işte bu var. Hamdolsun. Bizim geçmişimizde bunlar yok. Belge 2. Bakın burada belgeyi sizlere şimdi göstereceğim. 8 Ağustos 1939 tarihli bir belge. Jandarma Umum Komutanlığından baş vekalet makamına gönderilmiş. Dersim'e yapılan müdahalenin bilançosunu veriyor. Kati netice alınıncaya kadar baskınların devam edeceğini bildiriyor. Ekte de bir cetvel var. Değerli kardeşlerim. Cetvel de burada. Ölü, diri, teslim olanların rakamlarını gösteriyor. 1936, 1937, 1938 ve 1939'da toplam 13.806 kişinin öldürüldüğü bu belgede, bu resmi belge. Burada ifade ediliyor. Bakın deprem felaketinden bahsetmiyorum. Öldürülenlerden bahsediyorum. Ve bu resmi. Belgenin altındaki imza çok ilginç. Faik Öztrak, Dahiliye Vekili, yani İçişleri Bakanı. Sayın Kılıçdaroğlu, nereye kaçıyorsun ya? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Bunlardan nasıl sıyrılacaksın? Ben mi özür dileyeceğim, sen mi özür dileyeceksin? Eğer devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ve böyle bir literatür varsa ben özür dilerim ve diliyorum. Ancak CHP adına, CHP zihniyeti adına özür dilemesi gereken varsa şu anda güya yeni CHP'nin genel başkanıyım diyorsun, o da sensin. Hem bir Tunceli'li olarak, hem bir Dersimli olarak onur duyuyorum diyorsun ya, hadi onurunu kurtar bakalım. Kurtar. Belge 3. Dersim'le ilgili bir başka belgeyi de bugün burada sizlere açıklıyorum. 23 Aralık
Değerli kardeşlerim, ...1938... Tunceli'den 11.683 kişinin sürüldüğünü belirten, 2000 kişinin daha sürülmesini karara bağlayan Bakanlar Kurulu kararı. Burada da başbakan kim biliyor musunuz? İsmet İnönü. Altında onun imzası var. Pardon, Reisi Cumhur İsmet İnönü o zaman. Başbakan Celal Bayar. Buyurun. Hadi. Anma törenlerini yapan sensin. Nasıl yüzleşiyorsun tarihinle? İşte bütün bu sürgünlerin altında, bu öldürmelerin altında İnönü'nün imzaları var. Havadan bombardımanların altında imzası var. Ve değerli kardeşlerim, Atatürk'ün vefatından yaklaşık bir ay sonra İsmet İnönü Cumhurbaşkanı, biliyorsunuz, Celal Bayar Başbakan. Bir ay sonra. Bu bir kararname. Şöyle diyor. Tunceli'den garba nakillerine karar verilen cem'an 12 bin kişinin 11.683 kişinin mürettep mahallelerine, düzenlenen yeni mahallelerine sevk ve iskanları icra edilmiş ise de muhtelif mahallelerde aynı efsafı haiz ve sevke hazır bir vaziyette bulunan 514 şahıs ile birlikte yekunu kararnamelerde tespit edilen miktarı geçeceğinden, dikkat edin, dağlarda ve mağaralarda saklanmaları ve kış münasebetiyle barınamayarak dehaletleri umulanlarla beraber daha 2000 kişinin ilişik listede yazılı yerlere sevk ve iskanları Dahiliye Vekilliği'nin teklifi üzerine icra vekilleri heyetinin toplantısında onanmıştır. İmza Reisi Cumhur İsmet İnönü. Başbakan Celal Bayar. Tabii alttaki imzalarda bir isim de bu arada benim çok dikkatimi çekti. O da yine Nafia Vekili, yani Bayındırlık Bakanı, kim biliyor musunuz? Ali Çetinkaya. Bu Kelaliço'dur. Yani İskilipli Atıf Hoca'yı düzmece bir mahkeme ile kararın infazına, şahitlerin sonra dinlenmesine diyerek idam eden Kel Ali lakaplı hakim. Ah ah, bu CHP bu işte. Şimdi ne oldu? Bitmedi. 3 Mayıs'tan oldu. CHP'li Yeni Mahalle Belediyesi şuracıkta. İşte bu Ali Çetinkaya'nın ismini Ankara Yeni Mahalle'de bir parka verdi. Biz bunu hatırlattığımız zaman da CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu Afyon Karahisar'da işte bu Ali Çetinkaya'ya sahip çıktı. Onu bir kahraman olarak ilan etti. Sizin kahramanlarınız buysa bu ülke biter mi? Bu ülke biter. Bizim kahramanlarımızın arasında böyle yüzü kapkara olanlar yok. Apaydınlık olanlar var. İşte bu dersin belgesinin altında da Ali Çetinkaya'nın imzası var. Hadi bunu da sahiplen bakalım. Ama sahiplenir. Çünkü yüz yok. Evet. Bu vicdan ister ya. Bu vicdan işi. Bu adil bir yaklaşım ister. Dersim'de operasyon hazırlıklarında işte CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun sahip çıktığı bu Ali Çetinkaya'nın katkısı var. Bu da fotoğraflarla sabit. Belge 4. Değerli kardeşlerim, 27 Eylül 1938 Dersim operasyonlarının hemen ardından Sason'da yapılan temizlik ve takip operasyonlarının raporu. Sason bölgesinde
384 kişinin öldürüldüğü, diri tutulan ve teslim olanların tamamının da batıya göç ettirildiği ifade ediliyor. Halen Sason yasak bölgesi içinde hiçbir ferdin kalmadığı, operasyonun da böylece sonlandırıldığı ifade ediliyor bu belgede. 28 Eylül 1938 imza kim biliyor musunuz? İçişleri Bakanı o zaman Şükrü Kaya. Yine CHP. Ben daha ne anlatayım yani? Daha bir şey anlatayım mı arkadaşlar? Yani bu belgelerin sayısı çok fazla. Ben fazla vakit almamak için sadece birkaç tanesini ayırdım, huzurlarınıza getirdim. Değerli arkadaşlar, dikkat edin, ben belgeyle konuşuyorum. Lafı güzaf değil. Ve beyefendi diyor ki, arşivi aç. Arşiv açık ya. Git, bak, incele. Ama ondan sonra çık, doğruyu anlat. Yine kendini böyle durup dururken savunmaya kalkma. Hakkı teslim et. Ama edemezler. Çünkü bunların bütün siyaseti maalesef doğruluk üzerine değil, dürüst olmamak üzerine kuruludur. Değerli kardeşlerim, dersim yakın tarihimizdeki en acı, en trajik olaylardan biridir. Dersim aydınlatılmayı, cesaretle sorgulanmayı bekleyen bir faciadır. Dersim CHP hükümetlerinin onlarca, yüzlerce faciasından en acısıdır, en kanlısıdır. Bu faciaların dışında ben Haziran seçimleri öncesinde biliyorsunuz yine birçok şeyler açıkladım. Hak ve özgürlüklerle ilgili neler açıkladım neler. Gazeteleri toparlatmaktan, toplatmaktan, kitapları yakmaktan, toplatmaktan, ondan sonra Kur'an elifbası toplatmaktan, cüz cüz namaz duası vesaire, bunlarla ilgili kitapları toplatmakla ilgili ne belgeler açıkladım. Yine altında İnönü'nün imzası var. Bunları hepsini anlattım. Bu CHP bu ya. Ama Dersim faciası karşısında özür dileyecek olan, bu faciayla yüzleşecek olan AK Parti değil, AK Parti hükümeti değil, bizzat bu facianın, bu kanlı eserin sahibi olan CHP'dir. CHP'nin Tunceli milletvekilleridir. CHP'nin Tunceli kökenli genel başkanıdır. Bu budur. Sayın Aygün çıktı, açıklama yaptı. Ama ne yaptılar hemen? Linç kampanyası başladı. Çünkü orada doğruyu söyleyemezsin. Söylediğin anda götürürler. Hiç şakası yok. CHP Genel Başkanı grup kürsüsünden ağır hakaretler ederek bu ülkenin başbakanına işte sıyrılamayınca bakıyorsunuz seviyesiz ifadelerle hitap ederek bu acı meseleyle yüzleşeceğini zannediyor. CHP Genel Başkanı belki kendi arkadaşlarını, akrabalarını susturabilir. Onlara yönelik linç kampanyasına sessiz kalabilir. Ama AK Parti'yi susturmaya gücü yetmez. Biz açık yüreklilikle, tarihimizle yüzleşiyoruz. Samimiyetle karanlıkları aydınlatmaya çalışıyoruz. Tekrar ediyorum. Tuncelili bir genel başkan tarihiyle yüzleşmek adına CHP için aslında bir fırsattır. CHP genel başkanı hakaret etmeyi bırakıp partisinin geçmişiyle yüzleşmeli. CHP'nin bu ülkeye yaptığı zulümleri, o zulümlerden bir mağduru olarak bunu araştırmalıdır. Yine geçtiğimiz hafta içinde CHP'liler, gerçi dün söyledim ama Sultan Abdülmecit'le Halife Abdülmecid'in aynı kişiler olmadıklarını anladılar. Bundan dolayı mutluyum. Kampanyalar yaptılar. Aşırı uçlarla beraber gösteriler, gösteriler falan yaptılar. Ama ben yine de burada da yine bir çark olduğu için iyimserim ve iyimser bir gelişme olarak bunu değerlendiriyorum. İnşallah çalışmalarını daha ileri götürür, biraz daha tarih okur ve Dersim olaylarının da iç yüzünü anlarlar. Mehmetciğim, sen de bundan sonra daha fazla bu işe girme. Yeter bu kadar zaten. Değerli arkadaşlarım,
AK Parti gençlik kolları ilçe ve belde kongrelerini tamamladı. Ancak burada tabii bir şeye daha gireceğim ister istemez. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ikide bir, şimdi son İzmir Belediyesi'ne yapılan, ha onu da söyleyeyim, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sayın Kılıçdaroğlu Anakent Belediyesi değildir. Anakent Belediyesi sadece Ankara'dır. Ankara Anakent Belediyesi'dir. Diğerlerinin hepsi Büyükşehir Belediyesi'dir. Bunu da lütfen öğreniver. Olur ya, yani dün herhalde bir sürçülisan olmuştur. Onu hatırlatayım. Tabii buraya yapılan bir operasyon var. Bu operasyonun da sebebi malum bazı iddialar. Tabii bütün bu iddialar karşısında yargı gereği neyse bunun gereğini kolluk kuvvetleri vasıtasıyla yapar, yapacaktır. Bu Tayyip Erdoğan'a yapılıyor da sana niye yapılmasın? Niye bundan rahatsız oluyorsun? Ve benim hakkımda daha önce de söyledim 57-58 dosya hazırlandı. Ama hamdolsun bu dosyaların hiçbiri tutmadı. Şu anda 3-4 tanesi malum rafta. Milletvekili olunca bunların hepsi rafa kalktı. Ama o dosyalarda olan bütün arkadaşlarımın hepsi beraat etti. Sadece milletvekili olan bir iki arkadaş bizimkiler duruyor. Ve tabii bütün bunların yanında benim içeri girişimi bile adeta belediye başkanlığımla izah etmeye çalışır hale geldiler. Halbuki o benim düşünce özgürlüğümün yargılanmasına yönelik bir olaydı ve okuduğum şiirde malum daha önce de söylediğim gibi Talim Terbiye Kurulu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Talim Terbiye Kurulu'nun onayından geçerek devletin resmi yayınları içerisinde yer alan bir şiirdi. Ve bu şiirden dolayı biliyorsunuz bana o ceza verildi. Peki o cezayı onayan yüksek yargıdakiler kimlerdi? CHP'nin hem adayı hem parti meclisi üyesi olan kişilerdi. Değerli arkadaşlarım. Onlar da yine belli bir inanç grubunun belli bir mezhebin mensuplarıydı. Ve bana o cezayı verdiler. Bu şiiri de biliyorsunuz mecliste daha önce okudum. Tekrar etmeme gerek yok. Değerli arkadaşlarım. Kayseri Belediyesi'ne bizim taktılar. Ya Sayın Genel Başkan, ya sen nasıl bir siyasetçisin ya? Ya Kayseri ile ilgili olarak savcılık, bütün bu yaptığınız müracaatların hepsini geri çevirdi, reddetti, tersledi. Ki şu anda belediye başkanımızın da zaten bunların hakkında açtığı davalar var ayrı, onlar devam ediyor. Terslediği halde, reddettiği halde hala Kayseri'yi konuşuyor. Ya sen Kayseri'den bir şey çıkaramayacaksın. O gönderdiğin, imzalar dediğin o kağıt yaprakları bir delil değil. Çünkü o delil diye sunduğun kişi bile bakın kaç yıla mahkum oldu. Bu da içeride. Sen bunlara sarılıyorsun, bunlarla beraber iş yürütmek istiyorsun. Aynı şekilde Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yine bunların müracaatı ile ilgili verdiği karar var. Ve burada da 20 bin lira bir manevi tazminat davası açılmış durumda ve ilk mahkeme onların aleyhine, üst mahkemede de bitti mi? Öyle mi? Yani bu tazminat davası yine onların açtığı bir davaydı ve Yozgat Belediye'mizle alakalı açılan iftiraya başvurdular. Yozgat Belediye Başkanımız da bunlarla ilgili bir manevi tazminat davası açtı ve bu 20 bin liralık manevi tazminat davasını hiç eksiltmeden aynıyla mahkeme kabul etti ve 20 bin lira manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek kanun faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verdi.
Sayın Kılıçdaroğlu, işte müfterilerin sonu bu. Müfterilerin sonu bu. Aynı şeyi biliyorsunuz, İstanbul'da belediye başkan adayı oldu. Aynı yanlışları orada yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Bey ile ilgili elinde dosyalarla dolaştı durdu, dolaştı durdu, dolaştı durdu. Ya biz de dedik ki Allah Allah ya, ne çıkacak acaba? Durmadan böyle konuşuyor. Ya arkadaşlar, hiçbir şey çıkmadı. Öyle bunlarla meşgul oldu ki, öyle buraya takıldı ki, öyle bir takıntı haline geldi ki, Kağıthane ilçemizin adını bile unuttu, Kağıttepe dedi. Ve oyunu da bundan dolayı ne yapamadı biliyorsunuz? Kullanamadı. Çünkü bu arada maalesef İstanbul'da seçmen dahi olamadı. İşte Kılıçdaroğlu bu. Daha anlatmayayım değil mi? Yeter. Kapatalım bunu. Değerli arkadaşlarım, AK Parti gençlik kolları ile ilçe ve belde kongrelerini, kadın kollarımızın kongrelerini ve bu arada da İl kongrelerimizi yapmaya hamdolsun başlıyoruz. En son 33. İl Kongresi'nin yapıldığı gençlik kongremiz, ilk defa Bitlis İl Gençlik Kongresi'ne katıldım. Ve gençlerimizle orada bir araya geldik. Gençlerimizin coşku ve heyecanını orada bir kez daha müşahede ettik. Aynı şekilde kadın kollarımız da bu arada kongrelerini yapıyor. Bu arada ilçe kongrelerimiz başladı. Onlar da süratle devam ediyor. Demokrasi havasında dostluk ve kardeşlik hukukuna riayet ederek coşku ve heyecan içinde inşallah bu süreci tamamlayacağız. Biz sadece demokrasiyi yaşamakla kalmayacak, Türk siyasetine de bölgemize de demokrasi anlayışımızla örnek olmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, ben bu temennilerle sözlerime son verirken genişletilmiş il başkanları toplantımıza başarılar diliyorum. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.